sosyalleşme dolaylı olmaz. Yani burada yapay zeka, teknolojinin hiçbir değeri yok. İnsan insanı görmek ister, duymak ister. Amfiteyatrolar da öyle yapılmış. Seyirci oyuncuyu görür ve işitir. Her şeyde, bunu şimdi tarımda yaptığımız için zeytinyağı üretiyoruz, incir veya domates. Bir çekirdekten neler çıkıyor? Tiyatro nasıl doğdu, nasıl gelişti? Yani tamam, bu teknolojinin verdiği imkanlarla çok boyutlu, renkli, güzel tiyatro yapıyoruz. Ama bir de işin nasıl doğduğuna hep gitmek lazım. Tabii. Tohumda yaptığımız gibi. Tabii. Tohum toprağa serpiliyor ve bir ağaç olduktan sonra ağacı görüyoruz. Bir de ağacın kökenine gidince tiyatroyu öyle görmek lazım. Yani arada bir sahne Şirince'ye gidip tiyatro nasıl doğdu? Şimdi ona geleceğim zaten. Şimdi sen yurt dışında şey yaptın, Almanya'da, sonra Türkiye'ye geldin. Sahne Şirince'yi kurdun. İyi ki de kurdun. Ben orada çok güzel işler olacağını düşünüyorum. Ve buradaki dostlarımıza falan da diyorum, valla sağlam bir sahne Şirince geliyor. Neden sağlam olduğuna inanıyorum. Çünkü sevgili Haydar Bey, orayı çok önemli bir yer haline getireceğini sanat anlamında, ben buna yürekten inanıyorum. Eserleri anlatırsa, evet, çok kısa. Anlat lütfen. Bir de şey, kurduğun şu an hangi aşamada, oradan devam edelim. Hiç o sahnesi olmadı daha, değil mi? Oldu. Orada 2018'den oyununu oynadın mı orada? Tabii. 2018'den evet. Beri her yıl 30 Ağustos'ta Zafer Bayramı'nı Kuvayi Milliye Destanı ile kutluyoruz. Aa, çok güzel. Evet. Bizim de Kuvayi Milliye. Bu Milliye'de. Başlangıç. Hı. Bunun dışında Faust'u oynadık. Evet. Almanca, Türkçe. Don Juan oyunumuz var. Faust'u şu an Almanya'da Almanca oynadık. Afişlerini de şey yapmıştım. Sanırım şimdi onlar da gelecek. Faust'un çok da güzel bir afiş. Bu. Çok da güzel. İstanbul'da evet. En çok oynanan oyunlardan biri. Ve evet. 35 bin bilet sattık neredeyse. Öyle mi? Yaklaşık 300 oyun oynadık. Kutluyorum. Yani İstanbul'da kutluyorum. Çok beğenilen evet. Ve bu afişi İstanbul'da birçok yerde yıllarca asılı tuttuk. Hatta Muammer Karaca da rahmetli Genci abiyle aynı sahneyi paylaşmanın onurunu yaşadım. Evet. Koyardık sahneye İstiklal Caddesi'nde, kuyruk oluşturdu. Kapalı gişe oyun. Faust oynardı. O zaman İzmir'den önce bir İstanbul. İstanbul'da zirve yaptık. Öyle mi? Tabii. Yani Faust hiçbir destek almadan sadece gelen seyirci önce tea performansa, burada Hakan Pişkin'e de teşekkür etmek istiyorum. Hı-hı. Sahnesini açtı bize. Hatta dedi, Aydar bunu kimse izlemez. Bu çok ağır. Ben de şey şakayla diyordum, bu Karl Marx'ın Kapitali değil. Goethe'nin yazdığı Faust'u karıştırma. Sonra oyun iyi satmaya başlayınca şey demeye başladı. Ya biz de mi acaba Almanca oynasak? Filan. Tea performansla başladık. Hı-hı. 4 oyuncu, 5 oyuncu, 12 oyuncu gelince büyük bir şey parti yaptık. 12 kişi izledi oyunu. Bu çok başarılı, çok önemli bir başarı. Şimdi ama 12 kişi izledikten sonra seyircideki gözündeki algı, o evet. Anlattığım şey, o muhtaç olduğu şeyi gördü. Samimi, otantik bir hikayeye girdi. Yani rengarenk bir hayata girdi. Yani vize alıp da uçak alıp da bir yere gitmesine gerek yok. Geldi o tea performansın karanlık küçücük odasında oyunu izledi. Okyanusa dalmış gibi oldu. Ben onu gördüm. Sonra yani sağ olsun Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan çok büyük bir destek sundu. Salonu bize verdi. Muammer Karaca Tiyatrosu'nu. Kapalı gişe sattık. Ay ne kadar güzel. Sürekli. Son oyunu Faust ile biz oynadık Ceylan'la. Peki orada. İzmir'de oynadınız mı Faust'u? Henüz değil. Ya duyduk duymadık demeyin İzmirliler. Bakın nasıl bir yetenek var. İstanbul'u sallamış adam İzmir'e gelmiş. Siz hala uyuyun yani. Ama Şirince'ye güzel yerleştik. Şirince'ye yerleşti. Ama başka sahnelerde de görmek istiyoruz seni. Yani burada da sahneler olacak, olan. Olacak. Evet. Çünkü yani bu oyunu ben çok merak ettim. Seyircinin taşıdığı bir oyun. Yani bir takım ön şartları var. Onlar yerine gelince seyirci görüp işte bildiği bir mekan, sahne olduktan sonra böyle bir yeri Şirince'de de inşa ettik. Tabii. Yalnız Şirince hani yolu kötü ve ancak küçük gruplarla bunu yapabiliyoruz. Yani 30-40-50 kişi gelir, o oyunu izler. Sonra Şirince'de bir lokantada konuşulur. Bu da
tam yani yaşamak isteyen böyle bir şeyi yapar. Almanlarla yaptık birkaç kez. Hı-hı. Küçük gruplarla da yaptık. Almanya'da mı daha çok ses getirdi Faust şeyde mi, Türkiye'de mi? İlgi hangisine çok daha fazlaydı? Almanca daha iyi satıyor. Öyle mi? Evet. Peki Alman seyirciyle